Düşünce Akademimizin düzenlemiş olduğu Bir Hekimin Gözünden İnsan paneli eğitim konularında üniversitede konferans geliştirmektedir. Her öğrenci bir değer şiarıyla Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hocalarım, sevgili konuklar, Düşünce Akademisi topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz Bir Hekimin Gözünden İnsan başlıklı konferansımıza hoş geldiniz. 163 boykot ilacı ve muadilini bulabilirsiniz. Sayfada ise boykotun neden yapılması gerektiğini anlatan biz aslında Muhammed kardeşimizle görüştüğümüzde biraz genel hekimlik kimliği, insan kimliği bunun Gazze ile biraz ilişkilendirilmesi mevzusunu konuşalım demiştik. Diğer değerli hocalarımızla beraber hekimler olarak insanlığa, insana yaklaşım ve malum gündemimizdeki Gazze ile ilgili, insanlıkla ilgili problemlere değinmek ve bir hekim olarak ülkemizde kullanılan ilaçların, yerli ve milli ilaçların kullanımıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak ve arkadaşlara tavsiyelerde bulunmak, tecrübelerimizi aktarmak ve bilimsel anlamda ülkemizde de kullanılan ilaçların yeterince etkinlik ve etkinlikte olduğunu, dışarı bağımlılığımızı ne kadar azaltabilirsek her alanda hekimler olarak nasıl fayda sağlayacağımıza katkıda bulunmak için buradayız. Yani öncelikle bizler hekimiz, bizler insanların tedavisiyle ilgileniyoruz. Hiçbir düşünce, ırk, inanç bizim için önemli değil. Evet, gündemimiz Gazze, aslında gündemimiz Müslümanlar değil, gündemimiz insanlık. O yüzden insanla ilgili nasıl bir problemi çözebiliriz? Hekimler olarak biz insanları tedavi ediyoruz. Biz insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda nasıl bir farkındalık yaratırız diye insana dair bir tema seçti arkadaşlar. Biz de buna katkıda bulunmak istiyoruz. Gazze'de bir soykırım söz konusu, bir insanlık vicdanına sığmayan bir durum söz konusu. İnsanlar şu an açlıkla imtihan edilmekte. Zamanında 1. 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığını aslında şu an başka bir ülke eliyle başka bir millete yapılmakta. Aslında buna bir farkındalık oluşturmak istiyoruz ve hekimler olarak buna değinerek ilaç anlamında mesleki olarak arkadaşlarımıza öncü olmak, devletimizin, milletimizin yerli imkanlarımız neticesinde dışarıya bağımlılığımızı azaltıp insanlığa nasıl bir farkındalık yaratırız? Bu minvalde çalışmayı düşünüyoruz, öneride bulunmayı düşünüyoruz. Boykot sadece gıda ile olmaz. Aslında düşünce boykotu önemli. Sadece maddiyatla olmaz. Zehirlendiğimiz sosyal medya mecralarında aldığımız yalan haberler de aslında bizleri zehirlemekte. Vicdanımızda, düşüncemizde bunların boykotuyla başlamak gerekiyor. Daha sonra kıyafetimizden yediğimiz, içtiğimize, meslek anlamında da kullandığımız her materyalin dışarıya, insanlara ne kadar fayda sağlayacağı, kullandığımız her şeyden sorumlu olduğumuzu ve bunları insanlık adına nasıl bir perspektifte yönetmemiz gerektiğinin farkında olmamız lazım. Biz hekimler bunu ilaçla, yerli firmalar başka alanlarda gıdayla, insanlar kıyafetiyle, yazarlar düşünceleriyle, kitaplarıyla belki de sivil toplum örgütleri şu an yaptığımız gibi çeşitli toplantılar düzenleyerek aslında hayata dair bir boykot, bir söylem oluşturmak zorundayız ki dünyaya iyilik hakim olsun, dünyaya akıl, dünyaya vicdan hakim olsun. Birinci amacımız bu. Özellikle sadece sözde değil, gerçekten her alanda, her meslekte insanların bu boykota katılması
sadece bir ülkenin yaptığı zulmü değil, belki dünyadaki tüm zulümleri, belki Afrika'daki açların, aç insanların maruz kaldığı durumları bir nebze en asgariye indirebilir. Şu an konumuz Gazze, yarın Arakan olabilir, başka zaman Suriye olabilir, Allah esirgesin ülkemiz olabilir, Avrupa olabilir, Rusya olabilir, Amerika olabilir. Biz tüm dünyadaki zulümlerin karşısındayız. Tek bir ülkenin, tek bir milletin ya da tek bir insanlık adına yapılan tüm zulümlerin karşısındayız. Özellikle hekimler olarak bunu irdelemek, bunu vurgulamak istiyoruz.